Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bir proje başlatmayı öğreneceğiz. Editöre genel bir bakış yapacağız ve panelleri özelleştireceğiz. İyi seyirler dilerim. İlk olarak videoma bir proje nasıl oluşturulur hakkında başlamak istiyorum. Bir proje oluşturabilmek için öncelikle arkadaşlar Epic Games Launcher'a sahip olmanız gerekiyor. Peki Epic Games Launcher'a nasıl sahip olabilirsiniz? Arkadaşlar Launcher'a direkt Google'a Epic Games yazarak sahip olabilirsiniz. Zaten üst sağ veya üst sol köşede direkt Epic Games Launcher indir gibi bir seçenek bulunuyor diye hatırlıyorum. Epic Games Launcher'a sahip olduğunuzu farz ederekten bu videoya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak Launcher'a girdiğinizde kendinizi muhtemelen ana sayfa, mağaza veya kütüphanede bulabilirsiniz. Bizim işimiz Unreal Engine'de. Unreal Engine'e tıkladıktan sonra muhtemelen direkt ilk sayfa Unreal Engine sayfasına açacaktır arkadaşlar. Bir projeyi oluşturabilmek için direkt buradan kütüphaneye geliyoruz. Kütüphaneye geldikten sonra bir proje başlatabilmek için bir motor sürümüne ihtiyacımız var arkadaşlar. Herhangi bir motor sürümü olabilir. İstediğiniz motor sürümünü buradan seçebilirsiniz. Ancak ben bu eğitimleri anlatırken 4.25.3'ten anlatacağım arkadaşlar. Bu bir düşük sürümde veya bir üst sürümde ne bileyim yaptıklarımın hepsi aynı olmayabilir. Aynı da olabilir. Bunu net bir şekilde öngöremeyiz arkadaşlar. Buradan bir motor sürümü yapmak için motor sürümleri kısmından sağ tarafta bir art tuşu olacaktır. Art tuşuna bastıktan sonra buradaki oka basıyoruz ve istediğimiz herhangi bir motor sürümünü seçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra motor sürümünü yüklüyorsunuz. Yüklediğinizi farz ederekten mesela 4.25.3'ü indirdiniz. Buna başlat diyorsunuz ve önünüze Unreal Project Browser geliyor arkadaşlar. Benim işim film, televizyon ya da otomotiv hakkında değil. Direkt New Project kategori kısmından Game'e basıyoruz. Game'e bastığımızda birkaç tane proje tipi bulunuyor. Blank, First Person, Flying, Puzzle gibi. Ben Third Person bir proje açmak istiyorum. İstediğiniz herhangi bir proje açabilirsiniz. Ancak eğitimler Third Person projekte olacaktır arkadaşlar. Next diyelim. Next dedikten sonra burada projenin dili, Blueprint mi, C++ mı? Projenin görüntü kalitesi, Maximum Quality, Scalability, 2D or 3D olabilir. Ray Tracing açık mı, değil mi? Desktop console demek istediği işte bilgisayarda da konsolda da oynanabilir bir oyun olacak mı? Mobil bir tablet mi? Oyunu neye yapıyorsun diyor sana. Starter content starter content'in aslında edinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aslında gerekmiyor ama hani nasıl açıklayabilirim? Starter content'i edinirseniz motor içerisinde birkaç tane işlemi daha rahat yapabilirsiniz diyeyim. Tabii ki kendi tercihinize kalmış bir durum. Burada projenizin hangi klasörde, nerede olduğunu gösteren bir yer. Burada da projenizin ismini gireceksiniz arkadaşlar. Bunları yapıyoruz ve Create Project dedikten sonra arkadaşlar kendimize bir projede buluyoruz. Böyle bir projede buluyoruz. Ben projeyi başlatırken Starter Content'i eklemeden başlattım. Çok da önemli değil aslında. Sadece bugün paneller ve panelleri özelleştirmek hakkında konuşacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar kısaca panellere değineyim. Bizim Place Actor dediğimiz zımpırtı bu. Toolbarlarımız bu. Viewport'umuz bu. Vault, Vaultliner'ımız bu. Detail Sync'imiz bu. Content Browser'ımız da bu arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Ben bu pencereleri nasıl kendime göre özelleştirebilirim? Pencereleri ne yapabilirim? Benim ne işim yarar? Abi bu pencereleri alıp tutup istediğiniz herhangi bir noktaya bırakabilirsiniz. Mesela ben Content Browser'ın burada olmasını istiyorum. Birazcık da küçük olmasını istiyorum dersem eğer. Tabi eğer tutabilirsem. Ne oldu? Ha? Böyle genişletip büyütebiliyorum. Buradan da bunu yapabiliyor olmam lazımdı ama bir şekilde yapamadım. Ya da ayrı bir panelde olmasını istiyorsanız arkadaşlar direkt böyle sürükleyip bırakabilirsiniz. Boyutlarıyla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Mesela Place Actor ile Content Browser'ın yerini değiştirmek istiyorum. Default ayarı budur. Böyle yapalım. Place Actor burada olur. Content Browser'ı buraya alabilirsiniz. Tamamen kendi isteğinize bağlı. Kendinize göre editörü özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. World Outliner ne bileyim burada olur. Viewport burada olur. Değişik bir görünüm oldu. Hadi biz kendimize göre özelleştirdik diyelim. Birkaç videoda böyle değil. Ya da izlediğimiz tutorial'larda çok daha farklı bir görüneme sahip ve kafamız sürekli olarak karışıyor. Ya da yaptığımız düzeni beğenmedik, yeni bir düzen yapmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar bunu direkt Window tuşuna basarak
load layout'a basarak default editor layout dersek arkadaşlar, direkt editörümüz default olarak bize gelecektir arkadaşlar. Mesela ben content browser'ı burada görmek istemiyorum. Hide tab diyerek bunu gizleyebilirim. Buradaki küçük oka basarak da tekrardan açabilirim arkadaşlar. Bu da aynı şekilde, bu da böyle. Bunları yaptık. Bir şekilde elimiz çarpı tuşuna çarptı. Ben bu content browser'ı kapattım. Viewport'u kapattım. Peki ben bunu hali hazırda olan düzenimi bozmadan nasıl bu pencereleri getirebilirim? Window tuşuna basarak arkadaşlar, buradan neleri kapatmıştım? Viewport'u kapatmıştım. Tiles vardı zaten. Content Browser'da buradan content'i basarak getirebiliriz arkadaşlar. Bu herhangi bir paneli kapattınız ya da ekstra bir panel eklemek istiyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan Window tuşuna basarak istediğiniz herhangi bir paneli ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela detail sekmesini fazlalaştırmak istiyorsunuz. Alın size 3 tane detail sekmesi. Üçüncü de burada. Artık 3 tane detail sekmem var. Ne işime yarayacak? Hiçbir fikrim yok. Detail sekmem kayboldu. Tekrardan detail sekmemi getiriyorum. Bunu eski konumuna böyle getiriyorum. Tam tersi oldu ya. Şimdi oldu. Bunu yaptık. Ondan sonra burada arkadaşlar projemizin ismi mevcut. Buraya eğer projenizi işte mouse kursorunuzu getirirseniz arkadaşlar, burada projenizin sürümü olur. Gördüğünüz gibi 4.25.3 sürümünde kullanıyorum ben. Birkaç tane işte grafik gibi DirectX 11'i kullanıyormuş mesela. Bunun gibi belli başlı özelliklerin bulunduğu küçük bir not çıkar. Eğer İngilizceniz varsa arkadaşlar, burada Show Available Tutorial derseniz buradaki şapkaya basarak buradan Basic temelleri, Blueprint, Editor, Codes, bunun gibi şeylerin kısa sunumunu görebilirsiniz arkadaşlar. Üst panelde projemde yaptığım değişikleri kaydetmem için yarıyor arkadaşlar. Bu üst paneldeki toolbarlar. Place Actor dediğimiz zımpırtıda buradan hızlı bir şekilde bir sphere ya da silindir getirebilmem gibi fonksiyonlara yarıyor. Light, Cinematic, Visual Effect, Geometry, Volumes gibi seçeneklerimiz mevcut. Content Browser adı üstünde bizim dosyalarımızı taşıyor. İndirmiş olduğum herhangi bir dosya Content Browser'da çıkıyor. Vault Outliner dünya üzerine atmış olduğum herhangi bir nesne direkt Vault Outliner'a çıkıyor arkadaşlar. Ya da gizli bir şekilde Vault Outliner'a da gelebiliyor. Bunun gibi şeyler var arkadaşlar. Kısaca editörden bahsettim. Kendimize göre özelleştirmeden bahsettim arkadaşlar. İyi günler dilerim.